Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ayrıca sizden gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bu videomuzda DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Bu konuyu ele alacağız. Ek tercih işlemleri başladığı zaman bizler nasıl başvuru yapacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tercih hakkında aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar vereceğim. Ayrıca arkadaşlar Boş kalan kontenjanlarla ilgili sayısal veriler yayınlanmıştı. Bu konuyla ilgili videoyu kanalımıza yükledik. Güncel bir şekilde sizler boş kalan kontenjan sayılarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına ve kartlara bırakacağım. Mutlaka oradaki boş kalan kontenjan sayılarına bakarak tercihlerinizi oluşturmaya çalışın. Geçen senelerde DGS tercih işlemlerine baktığımız zaman yerleştirmeler gerçekleştirildi. Bir ay sonrasında ek yerleştirme yapıldı. Bu yıl farklı bir yıldan geçiyoruz arkadaşlar. Bunları da hesaba katarak işlemlerin aşağı yukarı aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu son dakika açıklaması vardı. DGS ile yerleşen arkadaşlarımızın kayıt tarihleri 29 Ekim saat 11.30'a kadar uzatıldı. Yani bu da demek oluyor ki ek tercih bekleyen arkadaşlarımızın işlemleri biraz daha uzamış olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar üniversiteler boş kalan kontenjanları Yükseköğretim Kurumuna bildiriyorlar. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu sayılardan yola çıkarak bir kılavuz hazırlanıyor. Bu kılavuzun hazırlanması için de mutlaka Anadolu Üniversitesi'nin boş kalan kontenjan sayısını gerekli kuruma bildirmesi gerekecek. Neden bu kadar uzuyor diye soran arkadaşlarımız olacaktır. Genelde baktığımız zaman DGS sınavı ile ilgili işlemlerde süreç nedense uzuyor. Bu konu hakkında net bir bilgimiz olmadığı için sizlere de bilgi veremeyeceğim. Fakat sizlerin bu şekilde bir şikayeti varsa gerekli mercilere yazarak talepte bulunabilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu olduğu için eğitime dair tüm duyuruları anda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman aynı şekilde Sizlere kanalımızdan anında haber vereceğiz. Bu nedenle bildirimleri aktifleştirerek eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa, şu şekilde bir çalışma yapın dediğiniz alanlar varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. 2020 DGS ek tercih işlemlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.